Merhaba Baycu Teknoloji izleyicileri. Şimdi sizlerle birlikte iPad'in ilk çıkan modeli, iPad Mini'nin ilk çıkan modeliyle iOS 9'un nasıl bir performans gösterdiğini ve ne yenilikler getirdiğine bakacağız. Ayarlarımıza giriyoruz. Genel kısmından yazılım güncellemesi diyoruz ve güncellemelerimiz denetleniyor. Şu an 802 MB boyutunda. Bu iOS 9'un 0.2 sürümü. O yüzden 802 MB ve diyor ki işte bu güncelleme güçlü arama ve geliştirilmiş özellikler falan filan getiriyor diyor. İndir ve yükle diyoruz. 802 MB olduğu için biraz uzun sürecek. Kullanım koşullarını kabul et diyorum. Ve indirme başlıyor ve bir kahve alıp geliyorum. Kahvem hazır. İnceleme yapmak için masama gidiyorum. Oldukça uzun sürdü indirip yüklemesi. Hala da yükleme devam ediyor. Kameramızı yerleştirelim. Evet, şimdi incelememize başlayabiliriz. Hello diye tabletimiz bizi karşılıyor. Oldukça uzun sürdü. Güncellemenin tamamlandığını söylüyor. Sürdür diyoruz. Konum servislerimizi etkinleştirelim. Daha sonra parola koyun diyor. Parola seçenekleri gelmiş. Gözüme direkt o çarptı. Neymiş bakalım. 6 basamaklı sayısal kod. Gördüğünüz gibi artık parolamızı 4 değil de 6 basamaklı olarak yapabiliyoruz. Özel sayısal kod, özel alfa sayısal kod da koyulabiliyormuş. Biz parola eklemeyelim. Sürdür diyoruz. Evet, biraz geç geçti. iCloud ayarlarım güncelleniyor. Şimdi incelememizi nasıl yapacağız? Ben başlıca özelliklere baktım. Şu an İlk defa açılıyor. Herhangi bir önceden kurcalamışlığım yok iOS 9'u. Sizlerle birlikte nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Apple'a bilgi gönderme olayını soruyor ve gönderme diyorum. Şimdi başlayabiliriz. iPad'e hoş geldin diye karşımıza çıkıyor. Google Drive'ı ana ekranınıza eklenmesini soruyor. Ekle diyelim. Belli ki yeni bir özellik. Evet, iCloud Drive geldi. Ne gelmiş bakalım. Ayarlara girelim. Önce güncelleştirme, yazılım güncelleme hakkında bakalım. 9.02 yazılım güncel hakkında kısmından bakalım. 9.02. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmına arama çubuğu gelmiş. Buradan Bluetooth yazdığında herhangi bir şekilde erişebiliyorsun. Demek ki küçük notlarla kullanımımız rahatlamış oluyor. Şimdi ayarlardan Siri'ye bakalım. Vazgeç diyelim. Genel Siri. Hey Siri. Dilimiz Türkçe. Diller seçilebiliyor yine her zamanki gibi. Bilgilerim kısmına kendinizi kişilerden ekleyebiliyorsunuz. Sesli geri bildirim var. Bu şu anlama geliyor. Tabletinize sessiz aldığınızda Siri ile mesajlaşarak konuşma anlamına geliyor. Ve bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Pil kısmını gördüm. O ilk defa gözüme çarpan bir şey. Kullanımı ve beklemedeki süresini gösteriyor. Pilin içinde normalde iPhone'larda şey var. Düşük güç modu var. Yalnız bunda pilde yok. Belki başka yerde mi var acaba pille alakalı bir şey? Böyle bir şey yok. iCloud Drive dediği direkt böyle bir tek dokunuşla ulaşabileceğimiz bir yere gelmiş. Tıklıyoruz. Ve içindeki dosyaları düzenleyebiliriz. Onu gösteriyor. Seçip düzenleme hakkımız var. Gayet iyi olmuş bu. Hem kısa bir şekilde erişebiliyoruz. Uygulamalar arası geçiş bu şekilde olmuş. Defter yaprağı gibi. Nasıl kapatıyoruz? Tutup çekince kapanıyor.
Tabii bu ana şey yine kapanmıyor. Okuduklarıma göre Türkçe kelime tahmini varmış. Ve notlara giriş yaptığımızda böyle bir ekran geliyor karşımıza. iCloud'u aç diyor. Notlarınızla aygıtınızın tümünde erişim istiyorsanız. Bakın şu özellik yeni gelmiş. Şuna dön özelliği. Atıyorum şimdi notlar uygulamasındaydık. Ayarları attı ya. Ya da internet sayfasında direkt Apple'ı açtı. Apple'ın App Store'u açtı. Şuna geri dön dediğimizde direkt eski hale geri dönüyor. Bir not yazalım. Evet. Şimdi bu sadece iPad'lerde var. iPhone'larda yok. Gördüğünüz gibi geri alma, kopyala, yapıştır kısa yolları gelmiş. Kalın, italik ve altı çizili olarak direkt yazmamızı sağlayan bir özellik. Ve artık Türkçe dil tahmini gelmiş. Daha önceden İngilizce ve yabancı diller vardı işte. Türkçe nasıl diyeyim? Yumurta mı yazacağız? Direkt gördüğünüz gibi tahmin ediyor. Tamamını yazmadan koyabiliyoruz olduğu yere. Bu şekilde çalışıyor. Bildirim panelinde bir şey var mı? Bakalım. iPad'de biraz kastığını görüyorum ben. Çünkü direkt algılamıyor her şeyi. Biraz yavaş çalışıyor. Mailler kısmına bir özellik gelmiş. Mail yazıyorken daha rahat yazabilmemiz için. Şu kopyala yapıştır özelliği varmış. Şöyle bakalım. Konu değil de normal mesaj yazacağımız yerde neler var? Dosya ekleme kısa yolu gelmiş. Direkt basıp dosyalarımızı ekleyebiliriz maillerde. Bu gayet güzel. Aynı anda bir iki tane kapatabiliyoruz. Şey okumuştum. Atıyorum Apple'dan, Android'den Apple'a geçenlerin sayısı çok olduğu için bir uygulama gelmiş. Zannedersem o iPhone'lar için hani tablette yok. Tıklıyorsunuz işte bütün verileriniz, mesajlarınız, numaralarınız direkt yeni cihazınıza aktarılıyor. Ve en sonunda aktarım işlemi bittikten sonra da şimdi geri dönüşme verebilirsiniz diye bir uyarı da çıkıyor. Muş öyle diyorlar. Siri yeni bir tasarıma kavuşmuş. Ona bir bakalım. Merhaba Siri. Görmüş olduğunuz gibi aşağı taraf renkli dalgalar halinde. Daha önceden çizgi çizgiydi. Gayet güzel olmuş. Ve beklerken de gidip geliyor. Birçok kısa yol getirdiğini görüyorum şu an. iOS 9'un, iOS 8'den ziyade daha rahat kullanım için pratik şeyler getirmiş. Multitasking özelliği varmış. Atıyorum bir uygulamadayken ikinci bir yere açabiliyormuşuz ama onu nasıl yapıyoruz acaba? İkisini aynı anda mı topluyoruz? Neyse o zamanla gelişecek demek ki. Yani şu an yapamadım. Evet arkadaşlar iOS 9 ile başlıca gelen özellikleri inceledik sizlerle birlikte. Belirtmek istedikleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol teknolojili günler dilerim.